Bu seferlik çok fazla diyebilecek bir şeyim yok. O yüzden direkt videoya başlayalım. Merhaba koleksiyoncular. Hasbihas koleksiyoncuların kanalı Koleksiyola hoş geldiniz. Bugün sizlere Rainbow High serisinden bir tanıtımla devam ediyorum. Rainbow High seri 2 Stella Morrow. Bu bebeğin çizgi filmdeki karakterine bayılıyorum. Aşırı komik, aşırı ikonik. Özellikle Move hareketi. I gotta get ready now! Move! Zaten hepimizin akıllarına kazınmıştır Rainbow High'ı izliyorsunuz. Ki maalesef hala Türkiye'de Netflix'te yayınlanmadı. O yüzden YouTube'dan izleyebilirsiniz. Şimdi bana diyeceksiniz seri birden sadece Violet'i tanıttın. Neden bir anda seri 2 bebeklerine geçtin? Çünkü şöyle Amazon'da muhteşem bir indirim vardı ve kaçırmadan seri 2'nin hepsini tamamlamaya çalıştım. Ancak şu an için bir bebeğim eksik. Ondan dolayı bu bebeklere tanıtımına geçmek istedim. Ayrıca bir de tanıtımlarını çekmeden kutularını açamadığım için ve bu bebeği aşırı derecede açmak istediğim için direkt seri 2'den Stella Monroe ile başlamak istedim, öyle söyleyebilirim. Bebek olarak bu seri 2 içerisinde Bella, Stella ve Crystal çok fazla seviliyor. Özellikle Stella'ya karşı aşırı bir talep var. Ancak merak ediyordum, acaba gerçekten o kadar güzel mi? Evet, kutulu olarak aldığımda çok güzel ancak açıp baktığımızda gerçekten o kadar güzel mi? Onu artık görmek istiyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videolara yorum atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca TikTok'ta ve Instagram'da koleksiyolog adıyla beni takip edebilirsiniz. Artık çok konuşmayacağım. Direkt Stella Morrow tanıtımına geçelim. Rainbow High seri 2'den Stella Morrow bebeği kutulu olarak karşımızda ve kutusunun tanıtımına başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kutuların bu kısmı açık, bebek gözüküyor ve sağ tarafta kıyafet dolabı varmış gibi kıyafetleri ve ekstra ayakkabıları gözüküyor. Kutu gördüğünüz gibi hologramik ve Stella'nın arka tasarımında gökkuşağı var. Hologramik bir şekilde devam ediyor. Burada Rainbow High yazıyor altın sarısı şeklinde. Collector Rainbow gökkuşağını biriktir diyor. Seri 2 Stella Morrow. Burada karakterler bulunmakta. Bütün karakterleri tek tek seri 2'dekilerin hepsini böyle hologramik bir şekilde koymuşlar. Kutunun arkasında 6 tane karakter bulunuyor. Bu şekilde Stella Morrow, Bella Parker, Karma Nichols, River Candle, Crystal Bailey ve Amaya Rain, ki bu serinin en rüküş bebeği Amaya Rain, öyle söyleyebilirim. Bu kısımda gördüğünüz gibi hologramik ve her karakterin kendi renginde devam ediyor. Rainbow High yazıyor. Burada yine çevirisini yapmamız gereken bir yazı var. Rainbow High'a hoş geldin. Burası tamamıyla rengarenk sanatsal bir moda okulu olan ve çok daha ondan dramatik olan bir okul diyor. Yani tam çevirisi böyle değil ama bunu çok fazla çevirebilecek bir imkanımız da yok. Hadi şimdi kutusunu açalım. Hemen açmak istiyorum. Stella Morrow bebeğimizi açtık ve şimdi aksesuarlarından tanıtıma başlayalım. Gördüğünüz gibi bir tane pembe simli tutacağı var. Bir adet pembe simli Rainbow yazılı bir tarağı var ki tarağı çok kullanışlı. Bu şekilde de gördüğünüz gibi kıyafet askılıkları var. Biri üçgen askılık, diğeri de mandallı askılık ve gerçekten mandallı. Bunlar da pembe renginde. Stella Morrow'un suratına aşık oldum diyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir suratı var. Gördüğünüz gibi pembe bir ruju var ve rujunun kenarlarında dudak çizgileri var. Gözleri mavi, gerçekten cam göz ve bu detaya bayılıyorum. Bir ton koyu, bir ton da açık olacak şekilde uzun bir farı var ve altına da siyah bir eyeliner çekmiş. Saçına gelecek olursak saçı gördüğünüz gibi pembe renginde. Aslında pembenin magenta hali diyebileceğimiz ya da fuşya hali diyebileceğimiz bir renginde. Koyu bir pembe. Saçları buradan iki kulak şeklinde toplanmış. Tam tepeden gördüğünüz gibi ayrılmış. Ve geri kalan saç arkada gördüğünüz gibi salık bırakılmış. Saçlarının uçları da hafif dalgalı ve kıvır gidecek şekilde. Şunu göstermek istiyorum. Saçların arasında kendi saç renginden bir ton daha açık pembe rengi var. Bu çok güzel bir şey çünkü saçlarını daha realistik hale getiriyor. Saçları bu arada bayağı jöleli. Jöleli olmayan kısımlara dokununca çok yumuşak. Bayağı jöleli. Bir kere yıkanması ve saçların düzeltilmesi gerekiyor. Bunu da daha sonra farklı bir videoda anlatacağım. Kıyafetlerine geldiğimiz zaman bu bebek tamamıyla gördüğünüz gibi Moschino markasından bir tasarıma sahip. Üstünde fuşya renginde bir kürk var. Kürkün aralarından bu şekilde siyah, altın sarısı detaylar geçmekte. Bu detaylar burada da devam ediyor. Arka taraftan ise bu detaylar böyle duruyor. Bu gördüğünüz kürk Moschino ve H&M'in birlikte işbirliği yaparak tasarladığı bir kürk. Bunu Rainbow High'da Stella Morrow bebeğinde kullanmışlar. Altında crop fit bir tişört var. Latex gibi ancak hologramik bir kumaşı var. Kısa kollu.
Çok tatlı bir tişört, bayağı bayıldım. Altındaki etek ise çift katlı bir etek. Gördüğünüz gibi altında üstündeki kumaşın aynısından bir etek var. Üstünde de bunun beyazı şeklinde bir etek devam ediyor. Mini bir etek. Üstünde kare, şu adını hatırlamadığım bir şekil şeklinde bir kesimler var ve bu altındaki pembe o detayı kapatıyor. Ayrıca aralarda gördüğünüz gibi gerçek taşlar geçmekte ve bu detaya bayıldım. Rainbow yazılı çorapları var ki bu çoraplar çok tatlı, pembe file çoraplar, kısa. Altında ise bir çift stiletto tarzı ayakkabı var. Ancak bu ayakkabı modeli de Moschino'ya ait bir ayakkabı tasarımı. Ayakkabının ön kısmında Rainbow yazıyor. Altın sarısı burnu var. Geri kalan kısımlar pembe. Taban kısımları hafif daha açık pembe. Ve gördüğünüz gibi topuk kısmı da siyah. Ayakkabının bu şekilde farklı desenlerle boyanmış olması gerçekten çok 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 hoşuma gitti diyebilirim. Ayrıca ellerinde çok açık tonda pembe renginde bir oje var ki bu oje olayı seri 2 bebekleriyle birlikte Rainbow High'a geldi. Şimdi bebeğimize ikinci kıyafetleri giydirelim. İki parça gibi duran, aslında 3 parça olan bir kıyafetimiz var. Bu gördüğünüz üstündeki beyaz dantelli olan kısım bir tişört kesimine sahip. Beyaz dantelli, beyaz iplikle dikilmiş ve ön kısmında gördüğünüz gibi altın sarısı noktalar var. Ancak bu altındaki pembe şeyden apayrı bir parça. Yani aslında 2 tane kıyafeti var üst kısmında. Altında da pembe askılı, göğüs kısmında dantel detayı olan pembe bir büstiyeri var. Daha çok sütyene benziyor. Bu üst kısmını sevdiğimi söyleyebilirim açıkçası. Alt kısımda ise gördüğünüz gibi pembe renginde bir eteği var. Bu eteğin altında pembe, hafif böyle satenimsi bir kumaşa sahip etek var. Üstünde ise gördüğünüz gibi bu şekilde pembe bir payetli eteği var. Payetler ise gerçekten güzel dikilmiş. Aşağıya doğru hafif dallanan bir payet görünüşü var ve bu gördüğünüz şey hafif transparan. Pembe, 3 noktadan kemerli bir ayakkabısı var, ince topuklu. Ön kısımlardan böyle duruyor ve ön kısımlarında hafif altın sarısı taş detayları bulunmakta. Ayrıyeten bebeğin ikinci kıyafetlerini bu şekilde askılara asabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı. Hayran olduğumu söyleyemeyeceğim çünkü düğün mendili gibi kıyafetleri var. Yine de bebeğin saçları, rengi ve suratı için kurşun atıp kurşun yiyebilirsiniz. Hepinizin bebeğe bayıldığının farkındayım. Bugün sizlere Rainbow High Seri 2'den Stella Morrow bebeğini tanıttım. Şimdi evet, biraz açık konuşalım artık bence. Bebek pembe olduğu için gerçekten güzel görünüyor. Ancak gerçekten açınca bir böyle yükselme yaşadım mı? Hayır, çünkü ikinci kıyafetlerini hiç sevmedim. Yani payetli çok ucuz duruyor. Ondan dolayı pek beğenemedim. Normalde payetli kıyafetleri severim aslında. Ancak ikinci kıyafetleri pek istediğim gibi değil. Bebeğin kendisine baktığımız zaman da saçı olarak ve kürkü olarak çok güzel. Ama geriye kalan kısımlar olarak çok fazla bir fashion, o kendini express etme durumu, o kendi tarzını ortaya çıkartma durumu yok. Çok daha basit duruyor bebek açıkçası. Bundan dolayı biraz yakınabilirim. Zaten Rainbow High'ların özelliği detaylı olması, ancak moda konusunda biraz basit, daha gündelik tarzları ele alıyor olmaları zaten çok dikkat çeken özelliği. Ayrıca Stella Morrow renk konusunda fuşya'ya yakın bir pembe rengine sahip. Bundan dolayı güzel. Ancak bu sefer pembe saçlı bebekler diğer bebeklerden çok daha güzeldir diyemeyeceğim Stella için. Biraz da gerçekçi olursak seri 2'de bence çok daha güzel bebekler var Stella'ya göre. Yani insanların bu kadar Stella'ya rağbet göstermesinin pek mantıklı bir açıklaması yok açıkçası bence. Alınabilir. Stella Morrow'yu görünüş olarak seviyorsanız alabilirsiniz. Ancak çok daha fazla detaya inmek istiyorsanız seri 2'de çok daha güzel bebekler var. Öyle söyleyebilirim size. Ancak onların tanıtımlarına daha geleceğiz. Seri 2 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak pek emin değilim. Hatta Türkiye'de satışa çıkacak mı bundan da pek emin değilim. Ancak almak isterseniz Amazon'da mevcut ve uygun bir fiyata mevcut. Bugün sizlere Rainbow High Seri 2'den Stella Morrow'yu tanıttım. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoya yorum atmayı lütfen unutmayın. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız arkadaşlar. Kimseyi zorlayamam. Ancak lütfen yapın. Lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saçları o kadar sert ki böyle sallanıyor ve bozulmuyor. Tabii istediğim şey.